Tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Bu kısa videoda BIST 100'ü kısaca değerlendireceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Evet, BIST 100'e şöyle yeni bir sayfa üzerinden bakacak olursak arkadaşlar, burada öncelikli olarak tabii ki şöyle bir 2 saatlik görüntü üzerinden bakalım. Bir 2 saatlikte oluşan bir omuz baş omuz görüntüsünden bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Şöyle bir görüntünün oluştuğundan bahsetmiştik. Şimdi değerli dostlar, bakınız, mantık oldukça basittir. Böyle bir oluşum, böyle bir formasyon nasıl kendini imha edebilir? Hani vardı ya eski bir tane dizi, bu kaset kendini işte 5 saniye içerisinde yok edecektir gibi. Yani buradaki nasıl yok edecek? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Değerli dostlar, burada bakınız, şu kısmın aşılmasıyla beraber, hemen şöyle alalım ortalama, bakınız, geçmişe gittiğimiz zaman buranın önemli bir değer olduğunu da görüyoruz. 5070 bantlar ortalama. Ki bu kısmı aşar isek bu formasyon çöpe döner arkadaşlar. Bakınız, bu formasyon çöpe döner. Yine çok önemli bir değer olan Fibonacci dönüşümüz de buradan gerçekleşiyor. Şimdi biraz da ona bakalım arkadaşlar. Şöyle şunu kaldıralım. Şimdi bir de Fibonacci seviyesine bakalım. Fib seviyesi ne durumda arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi daha önce oluşan bir dip bölgemiz. Pardon. Şunu bir kaldıralım arkadaşlar. Telefonda olduğu için biraz sıkıntı çekebiliyoruz. Hemen şuradan Fibonacci seviyesine bakalım. Şimdi burada önemli bir dönüş noktası olduğunu düşünüyorum buranın. Şöyle aldığımız zaman ortalama, bakınız arkadaşlar, burası Fibonacci anlamında bize bir fırsat veren bölge olarak değerlendirebiliriz. Buradan dip, tepe, bakın 0618 bandına yaklaşıp buradan tekrar yukarı doğru atak yapabileceğimiz bir durum söz konusu. Bir diğer konu, majör anlamda da yine tepede oluşan Tobo formasyonu dediğimiz süreç burada yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabi bunu şimdilik sadece farazi bir şekilde aktarıyorum. Bakınız, burayı sol omuz, burayı baş, buralardan bir dönüş ile sağ omuzu tamamlayarak arkadaşlar tepede bir Tobo formasyonuna gidebiliriz. Bu durumda yine söz konusu olarak karşımıza çıkacak önemli bir durumdur arkadaşlar. Örneğin buranın fiyatının 5500, dip seviyesinin 4500 olduğunu düşünürsek arkadaşlar, arada 1000 TL'lik farkı 5500 TL'nin üzerine koyduğum zaman 6500 lira kadar bir atak gelebilir. İsterseniz şöyle ortalama bir çizim yapalım. Bunlar sadece ortalama bir çizim arkadaşlar. Şimdilik şöyle genel piyasa anlamında baktığımız zaman 6500 lira kadar böyle bir görüntünün olma potansiyelinden de yine bahsedebiliriz. Dilerseniz şu şekilde çizelim arkadaşlar. Şöyle bir oluşuma da gidebiliriz endekste. Bir ihtimal, umarım bu senaryo işler arkadaşlar. Yani bu senaryonun dışındaki senaryolar birazcık sıkıntı doğurabilir. Şöyle yukarıya alalım. Evet, görüldüğü üzere böyle bir ters omuz baş omuza da yol alabiliriz endekste. Bakalım bu senaryo işleyecek mi? Yoksa bizim daha önce çizmiş olduğumuz sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde bir obo formasyonuna mı gideceğiz? Yani iki oluşumdan birisi kendini imha edecek. Ben ortalama 5070 bantların üzerine atarsak bu formasyonun gerçekleşmesini, yani Tobo formasyonun gerçekleşme olasılığını da görmekteyim. Kesinlikle anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Piyasayı, şekilleri, tabloları, formasyonları beraber sizlerle tanımaya, öğrenmeye, keşfetmeye, yakalamaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Bugün muhtemelen canlı yayınımıza yine erken saatlerde başlamayı düşünüyorum. Uzun süreli bir yayın olabilir. 200 saatlik bir yayın planlıyorum bugün. Hepinizi bekliyorum. Katıla dahil olarak burada isteklerinizi, taleplerinizi canlı yayınlarımızda iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.